Hoş geldiniz arkadaşlar. Mira'nın yemeğini yedirdim, yatırdım onu öğlen uykusuna. Bugün ona şehriye çorbası yaptım. Çok seviyor şehriye çorbasını. Ben bol şehriyeli yapıyorum ki karnı iyicene doysun diye. Bütün işlerimi bitirdim. Şöyle bir kahve içeyim artık dedim yani. Bence hak ettim. İnanın bugün hava çok sıcak. Dilim damağıma yapıştı arkadaşlar. Çok fena bir hava var. Dün de sıcaktı ama bugün acayip bir sıcak. Gerçekten ter içinde kaldım. Hemen üzerimi değiştirdim. Şöyle bir kahvemi içeyim de kendime geleyim ya. Ne yapacağız yazın bilmiyorum. Mira da tutturuyor. Anne dışarı, anne parka, anne parka. Bu sıcak havada ben nasıl diyorum kızım seni parka çıkarayım. Ağlıyor, anlamıyor. Balkonu da eski haline getirdim. Şöyle göstereyim sizlere masalı halini ama zannediyorum ki solar onlar bu şekilde. Bu sıcaklıkta devam ederse sabahları öğlene kadar katlayıp üzerine çarşaf sererim diye düşünüyorum. Çünkü annem öyle yapıyordu. Güneşten de soluyor demişti. Ben de o şekilde yaparım. Yazık olmasın. Burada perde var ama diğer tarafta perde olmadığı için. Kahvemi içtim ben arkadaşlar. Ben çorbayı bu tencerede yaptım. Makinedeydi, çıkarttım şimdi. Böyle daha küçük bir tencere arıyorum. Çünkü mesela sadece Mira'yı yapıyorum bu çorbayı onun yemesi için. O yüzden böyle küçük bir tencere olsa benim için çok iyi olur. Bundan alıyorum, geriye tekrardan döküyorum. Öyle buzdolabına koyuyorum. O çarşı AVM'de ucuzlukça gittik ya, orada çok güzel küçük tencereler vardı. Keşke alsaydım diyorum ama haftaya ya da ondan sonraki hafta gideceğim. O iki tane küçük tencereden alacağım. Çünkü benim işime küçük tencere yarıyor. Büyük tencereleri neredeyse hiç kullanmıyorum. Az kişi olduğumuz için bir de bazen sadece Mira'ya yaptığım için bana küçük iyi olur. Az önce Mehmet'le konuşuyorduk arkadaşlar. Mehmet aradı. Dün kardeşiyle birlikte birkaç mağazaya gitmişlerdi. Kardeşine alışveriş yaptılar. Dedi ki Selma gerçekten Mavi'nin pantolonları normal fiyatlarına göre çok güzel indirimli. Bence kaçırmayalım. Bugün de biz alalım. Tamam dedim. İş çıkışına yakın ben seni ararım. Mira'yı annemlere bırakırsın dedi. Gerçekten Mira ile birlikte yani üst değiştirmek mağazada imkansız. Çünkü Mira mağazada ekstradan bir kudurmaca, hoplamaca yaşıyor. Yani onunla birlikte doğru düzgün bir şey seçemiyorsunuz bile. İşte yakında oturmanın avantajları. Minani'yi aradım. Tabii bırak dedi. Ben bir saatliğine bırakır. Hemen zaten geliriz. Çok yakın arabayla 10 dakika şuradan hemen dolmuşa bineceğim. 10 dakika sonra inerim. Zaten başka da bir işimiz yok. Oradan tekrardan Mira'yı alırız. Benim normal günlük pantolonum var ama işe gidiyorum biliyorsunuz haftada 2 gün iş yerindeyim, 3 gün evdeyim. Böyle iş pantolonu, siyah klasik bir pantolon arıyorum ama 2 tane alımda indirim varmış. Bakayım başka bulabilirsem alırım yine. Bu arada iş dedim de gerçekten çok güzel bir haber aldım. O kadar mutluyum ki size anlatamam. Böyle çok üzgündüm, düşünüyordum ya ben Mira'yı nasıl bırakıp gideceğim, ne yapacağım? Bayağıdır haftada 2 gün işe gidiyoruz. Dedim ki haftada 2 gün gidiyorsak bu ay sonunda 3 gün, 4 gün, 5 güne çıkarırlar. 5 gün işe gidersek ben Mira'sız ne yaparım? Yani gerçekten çok psikolojim bozulacaktı neredeyse düşünmekten. Bu yıl sonuna kadar büyük ihtimalle bu şekilde gidecekmiş. Yani net değil ama inşallah da bu şekilde gider. Çünkü çalışanları memnun etmek amacıyla bu şekilde ilerlenecekmiş. 2 gün iş, 3 gün normal evden iş. Ya yani inşallah öyle olur. Siz de dua edin. Yani yıl sonuna kadar yani %80 bu şekildeymiş. En azından Mira 3 yaşına gelene kadar hani şöyle bir şekilde atlatsam gerisi gelecek ama şu anda çok küçük ve hani onunla birlikte bazı şeyleri yaşayıp hani kaybetmek istemiyorum zamanı. Pardon, bazı şeyleri yaşayamayıp kaybetmek istemiyorum zamanı. Onunla birlikte yaşamak istiyorum. Bazı şeyleri görmek istiyorum. Ben zaten sabah çok erken çıkıyorum. 1 saat 15 dakika gidiş, 1 saat 15 dakika geliş, 2,5 saat yol çekiyorum. Akşam 7,5'ta eve geliyorum. Ne oluyor? İnsanın enerjisi çok fazla kalmıyor. Sadece çocuğu da 1 saat, 2 saat, 3 saat maksimum zaman geçiriyor. Ama evden çalışınca öyle değil arkadaşlar. Öğlen arası var 1,5 saat Mira ile birlikteyim. Yol derdim yok. Mira ile birlikte 7,5'ta kalkıyoruz. 1 saat beraber vakit geçiriyoruz. Babası bazen öğlen gidiyor işe. Öğlene kadar onun ne yaptığını, ne ettiğini burada görüyorum. Yani hiçbir şekilde aklım kalmıyor.
3 yaşından sonra da zaten 3, en geç 3,5-4 gibi de kreşe vermeyi düşünüyorum işe devam edersem. Çünkü biraz da artık diyorlar ki hani anaokulundan önce de getirmekte fayda var. Birkaç kitap okuyorum işte, eğitimcilerden bilgi alıyorum. Artık diyorlar çocukları 4 yaşından itibaren eğitime başlatmak lazım. Kreşe veririm diye düşünüyorum 3 yaşında, 3,5 yaşında. O tuvalet eğitimine bağlı değişecek. Hani tuvalet eğitimini verip o şekilde kreşe göndermek istiyorum. Devam edersem bu şekilde, ama bir 3 yaşa gelelim de inşallah. Neyse, ben şimdi Mira uyansın. O sırada da hazırlanayım. Mağazada çok fazla çekim yapamam çünkü büyük ihtimalle müzik çalar. Geliriz birlikte inşallah. Sayın gözlenir misiniz? Şimdi dükkana giriş yapıyorum. Burada kampanya varmış, kot pantolonlarda vesaire. Yani iki tane alana neredeyse bir fiyata geliyormuş. Bakalım. Şöyle üst kata, erkek katına çıkıyorum. Mehmet buradaymış. Hadi bakalım. Aynen, büyük ihtimalle bu prova odalarından bir tanesinde. Şunları da ben çok beğeniyorum. Polo tişörtler 170 liraymış bunların tekli fiyatı. Ben de aldım arkadaşlar. Buldum kendime göre parçalar. Mehmet de kasada şimdi, onu bekliyorum. Bir yandan da bakıyorum. Mira'ya sürekli alışveriş yaptığım bebek mağazasına doğradım. Ona da şöyle muz çorap aldım. Şimdi minibüs bekliyoruz. Biz eve geldik arkadaşlar. Şöyle poşetleri bırakıp öyle geçeyim dedim. Annem bizi çocukluğumuzdan beri tembihler. Eliniz dolu poşette hiçbir eve gitmeyin diye. Ben de bırakıp öyle geçerim dedim. Şöyle hepsi mavinin pantolonları. Şu şekilde bir tane siyah iş pantolonum bu benim. İş pantolonu aldım. Bir de bakın şöyle yırtık pantolon aldım. Allah'ım, ben normalde hiç yırtık pantolon giymem. Ama bu çok yakıştı. Gerçekten çok hoşuma gitti benim de. Şöyle bir tane yırtık pantolon. Mehmet'e de bir kot, bir tane daha kot aldı arkadaşlar. Ama onu terziye verdik. O yüzden terzi de şimdi. Şimdi markete geldik arkadaşlar. Şöyle hazır abur cubur yerlerinin önündeyken Mira'ya bir tane çubuk alayım. Genelde bende de arkadan alma hastalığı var. Bir tane böyle arkadan aldım. En azından Mira'yı bayağı bir oyalıyor çubuk. Şöyle iki tane, üç tane puf alalım. İlerleyelim bakalım. Domestos yoktu ya. Domestos almam lazım. Mira'ya süt alalım. Mis bunlar. Danone. Pınar'ın kakaolu sütü yok. Normal süt alalım bir tane Mira'ya. Tamamdır. Artık eskisi gibi çok süt içmiyor. Şuradan hazır gelmişken Nescafe'yi alayım. Başka bir şey daha alacaktım ya sanki. Şimdi aklıma geldi, yumuşatıcı alacaktım arkadaşlar. Şöyle Vernel'in ki güzel oluyor, konsantre. İkisi arasında kararsız kaldım. Ama bu beyaz sabunluyu alacağım. Moru da güzel. Beyaz sabunlusu da güzel. Ama sanırım bu sefer bunu alacağım. Biz marketten eve geldik arkadaşlar. Şöyle Vernel'in yumuşatıcısını aldım. Ben normalde ABC'ninkini kullanıyorum. Şokta olmayınca Vernel'i aldım. Bir tane Domestos, şöyle onlu Nescafe, bazen acil durumlarda iyi oluyor, kızartmalık patates, Türk kahvesi, kurtarıcımız bizim çubuk kreker, puf, süt, Nestle, bir de patates. Biliyorsunuz eskiden Mira'ya ben süt alıyordum, kaynatıyordum, ama Mira artık sütü o kadar kesti ki boşuna almış gibi oluyordum. Ve durdukça da ekşiyor. Biliyorsunuz açık sütler en aşağı 3 litrelik satılıyor. Mira 3'te 1'ini bile içmiyor artık. Geceleri de kestik maşallah. Sadece sabahları bazen veriyorum. O yüzden hazır süte geçtim açıkçası. Çünkü dediğim gibi ziyan oluyor. Ben de bu şekilde kullanıyorum.
Saat 11 oldu arkadaşlar. Mira'yı uyuttuk. Şöyle ben de bir balkona çıkayım dedim. İnanın bugün üzerimde aşırı bir yorgunluk var. Mira bugün hiç durmadı. Hani bazen çocuklar huysuz olur ya, bugün gerçekten huysuzluğu üzerindeydi. Ne yaptıysam mızmızlandı, istemedi, ofladı, pufladı. 2 yaş sendromuna tam anlamıyla girdik bence. 2 yaşına tam girmedik ama sendromunu yaşıyoruz. Allah bize kolaylık versin ne diyeyim. Ben de yavaş yavaş yatayım arkadaşlar. Şöyle bir Türk kahvesi içeceğim. Ondan sonra da yatarım. Kahve benim uykumu hiç etkilemiyor. O yüzden kahvemi içip genelde yatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.